Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Tabii her gazete kendi röportajına göre bir e, cümleyi ön plana çıkarmış. Mourinho için iyi bir yarışma, milliyet. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'nin anlaştığı dünya cümle teknik adamın Türkiye girişinin lige ilgi arttıracağını söyledi. Mourinho uzun zaman sonra şampiyonluğa oynayacak, onun için iyi bir yarışma olacak yorumunu yaptı. Mayıslar yine bizim olacak. Dört oyuncu alacağız. Önceliğimiz Sabek. Rafa Silva e, listemizde yok dedi. McTominay ve Van Bissaka listemizde var ama 30 milyon euro. Rakamlar şu an bu dedi. E, Amrabat'la bu sezon bir görüşmemiz olmadı dedi. Çok, çok net bunlar yani. Hı -hı. Bu çok güzel. Van e, Bronckhorst çok değerli. Van Bronckhorst da çok değerli. Milliyet, hürriyet onu okudum zaten. E, bu şekilde açıklamaları var o konucunun. Transfer konusu da bir daha çok konuşuluyor. Scott McTominay ve Aaron Van Bissaka, iki Manchester United'lı oyuncunun listede olduğunu ifade etti. Rafa Silva için listemizde yok dedi ama ben sosyal medyada bu transfer döneminde tam bir galler kuyusu. Rafa Silva her gün başka bir takıma <laughs> gidiyor. Dün, Çok pahalı bir oyuncu. Dün Fenerbahçe'ye yazıldı işte Sky Sports üzerinden falan. Bugün baktım şimdi Arabistan tarafına doğru bir rota şimdi çevrilmiş. Şöyle bakmakta fayda var. Bir kere hem... Galatasaray tarafı, Beşiktaş'ın bir tarafı bırakıyorum. Hem Fenerbahçe tarafı transferde ihtiyacı olan bölgeleri üç aşağı beş yukarı ortaya koydular. Yani e, Okan Hoca da dünkü basit toplantısında ısrarla önceliğim sağ diyor. Şimdi bir kere önceliği Sabek olan bir takımın Sabek transferini halletmeden, çözmeden gidip santrafor alması manasız olur. Çok manasız olur, Mesela. gibi olur. Ya da hani işte Rafa Silva'ya gidip Rafa Silva'nın 7 milyon, 8 milyon, 10 milyon gibi rakamlardan bahsediliyor. İmza paralarından bahsediliyor. Önce bir oradan yürümek lazım. Demek ki Galatasaray bir sağ önceliği var. Fenerbahçe'nin bir sol kanat önceliği var. Bunları biliyoruz yani. Çünkü nereden biliyoruz? Bunlar direkt kulüplerin ağzından çıkan net bilgiler. Birini başkan söylemiş, birini en yetkili isim takımın teknik direktörü söylüyor. Sağ arıyorum diyor. Bunu bir kere de söylemedi. Evet. İmza töreninde söyledi. Aynen. Sağ almamız lazım. Dedi. Aynen. Acilen dedi. Öyle. Ama tabii bu... Sabek alma, alırken diğerlerini bir tarafa atmıyorlar. Elbette ki araştırma içindedirler. Yalnız şu anda yazılanlar, söylenenler, taraftarda heyecan uyandıran transferler. Ama bir elinize bir hesap makinesi alın. Yani bir hesaplayın bakalım ne oluyor, nedir, ne değildir. Ee, Bekali. E... TRT spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'dan dev hamle. Kepren Turam. Süper Lig şampiyonu Galatasaray, geçen sezon en çok sıkıntı çektiği iki bölgeden biri olan orta sahanın göbeği için dünyanın sayılı oyuncularından birini istiyor. Sarı-kırmızılı ekip orta saha arayışları doğrultusunda çarpıcı bir ismi gündemine aldı. Niste forma giyen Kepren Turam'ı listesine alan Galatasaray, Okan Buruk'un çok istediği yıldız için tüm imkanları seferber etmeye hazır. Takvimin haberine göre 35 milyon euro piyasa değeri olan Turam'ın transferinin sözleşmesinin son yılına girmesi sebebiyle 15 milyon euro bandında bir bedelle sonuçlanabileceği iddia ediliyor. Avrupa'dan çok ciddi talipleri bulunan Fransız milli oyuncu için Barcelona, Roma, Manchester United gibi pek çok dünya devinin sırada olduğu biliniyor. Henüz 15 yaşındayken Monaco altyapısına transfer olan Turam, altyapı eğitimini tamamladıktan 2 yıl sonra bonservissiz bir şekilde Nice takımına transfer oldu. Burada gösterdiği üstün performans ile Fransa milli takımına kadar yükselen Kepren Turam, mevkisinde dünyanın sayılı isimlerinden biri olarak anılıyor. 23 yaşındaki Fransız oyuncu, geçtiğimiz sezon Nice formasıyla çıktığı 29 resmi maçta 1 gol bir asistlik performans gösterdi. Galatasaray'da ilk transfer netleşiyor. Lorenzo Signon. Transferde gaza basan Galatasaray ilk olarak savunmanın sağına takviye yapacak. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden sarı kırmızılılarda listenin ön sıralarında Lorenzo Signon yer alıyor. Geçen sezonun devre arasında da istenen, fakat Burnley'e kiralık olarak gitmeyi tercih eden 22 yaşındaki Fransız oyuncu için görüşmeler sürüyor. Bon servisi Rens'te olan Asignon'a 6 milyon euroluk bütçe ayrıldı. Fransız ekibi 2027'ye kadar kontratı olan genç oyuncu için 10 milyon euro talep ediyor. Görüşmelere hız veren Aslan, bu transferi kısa sürede sonuçlandırmayı hedefliyor. 23 yaşındaki genç futbolcu bu sezon 36 resmi maçta süre buldu. Bu maçlarda 3 gol atan bek oyuncusu takım arkadaşlarına 4 kez de asist yaptı. Galatasaray'da orta sahaya iliç formülü. Tanguy Endombele ile yollarını ayıran, Sergio Oliveira'ya kulüp arayan Sarı Kırmızılılar bu bölgeye nokta atışı takviye yapacak. Takımın atom karıncası Lucas Torreira'ya ofansif gücü yüksek bir partner arayan yönetim bu ismi İtalya'da buldu ve Torino'nun genç yıldızı Ivan Ilic'i listeye aldı. Manchester City'nin 16 yaşında yatırım yaptığı 2001 doğumlu Sırp 8 numara geçen yaz 16 milyon euro karşılığında Torino'ya transfer olmuştu. Sırbistan milli takımı ile Avrupa şampiyonasında boy gösterecek İliç, uzun süredir Galatasaray skatları tarafından takip ediliyor. Torino ile pazarlıklara başlamaya hazırlanan Sarı Kırmızılılar, ilk planda satın alma opsiyonlu kiralama formülünü zorlayacak. Torino ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Ivan İliç, geride kalan sezonda 33 maça çıktı ve 4 gol 2 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 18 milyon euro olan başarılı orta saha, Sırp milli takımı ile 16 karşılaşmada sahaya çıktı. Nicolo Zaniolo İtalya'da paylaşılamıyor. Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo geleceğini çizmeye çalışıyor. Aston Villa'dan dönüş yapan ve sakatlığı sebebiyle Euro 24'ü kaçıran İtalyan Yıldız, Avrupa Şampiyonası'nda piyasa yapma şansını da kaybetti. Villarreal'in peşinde olduğu 24 yaşındaki oyuncu İtalya'ya dönmek istiyor. Bu sebeple İspanyollara sıcak değil, Fiorentina'nın yakın takipte olduğu Zaniolo için Atalanta da devreye girdi. İtalyan ekibinin önce sarı kırmızılı kulüple ardından ise İtalyan yıldızla görüşmelere başlaması bekleniyor. 2027 yılında kadar kontratı bulunan Zaniolo için Galatasaray, 25 milyon eurodan pazarlık görüşmelerine başlamaya hazırlanıyor. Nicolo Zaniolo'nun ayrılma ihtimaline dair konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İtalya'daydım, menajerini tesadüfen gördüm. Birinci düşünceleri burada devam etmeyecek gibi ama ben onu kadroda görmek isterim. Sözlerini sarf ederek Zaniolo'nun ayrılmaya yakın olduğunu ifade etmişti. Ziyech'in kankası Bayern'den geliyor. Galatasaray devre arasında 30 milyon euroya Bayern Münih'e gönderdiği Saça Boey'un durumunu yakından takip ediyor. Eğer Alman ekibinin yeni teknik direktörü Vincent Kompany pişmesi için kiralayın denirse devreye girilecek. Boey geri getirilecek. Ancak Galatasaray'a hiç de beklemediği bir teklif geldi. Sağ kanada takviye arayan sarı kırmızılılar Bayern'den ayrılması gündemde olan Nouser Mazraoui önerildi. Bu sezonu sakatlıklar ve milli maçlar nedeniyle çoğunlukla takımdan ayrı zaman geçiren Faslı oyuncu için herhangi bir görüşme yapılması düşünülüyorsa devreye girilebileceği iletildi. Mazraoui konusu önüne getirilen teknik direktör Okan Buruk olumlu rapor verdi. Eğer uygun şartlarda kiralanırsa hemen devreye girilecek. Ya da bonservisiyle alınması teklifi için de rakam çok önemli. Faslı yıldızın da kararı burada devreye giriyor. Sarı kırmızılıların şampiyonlar liginde oynayacak olması çok büyük bir avantaj olarak görülüyor. Alman ekibinde oyuncusunun parlaması için kiralama formülüne bu aşamada sıcak bakabileceği konuşuluyor.